saygıdeğer basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Değerli valim, değerli vekillerim, saygıdeğer bakanım, diğer katılımcılar, onlar da hoş geldiler bu fındık tarlasına. Aslına bakarsanız çok önemli bir üründen bahsediyoruz. Dünyanın %70 üretiminin Türkiye'de yapıldığı çok önemli, özellikli bir üründen bahsediyoruz fındıktan. Ordu'nun da bu üretimin içerisinde çok ciddi de bir payı var, %32. Dolayısıyla biz bugün fındık üretiminde çok önemli iki ilimizde, Ordu'da ve Giresun'da programladık bugünkü ziyaretlerimizi. Bizler ülke olarak özellikle son 21 yılda fındık üretimiyle alakalı çok ciddi mesafeler kaydettik. Sadece üretimi değil, aynı zamanda bunun uluslararası pazarlara çıkması yolunda da çalışmalar devam ediyor. Bu ürünün sadece üretimi değil, aynı zamanda katma değerli bir hale getirilerek pazarlanmasının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yolda da çalışmalar var. Çok ciddi de mesafeler alındı. İnşallah çok uzun olmayan bir vadede bunun etkilerini de görmeye başlayacağız. Bizler Fındık Araştırma Enstitüsü vasıtasıyla burada bazı ARGE çalışmaları yapılıyor elbette. 110 ARGE projesinden bitti, tamamlandı. 20'si de devam ediyor aynı şekilde. Bir de tabii bu bizim için önemli, fındık genotipiyle ilgili depolama çalışmaları, bu kaynaklar 460 fındık genotipi için muhafaza edilmeye devam ediliyor. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü kabine sonrasında fındık fiyatlarını açıkladı. Levant grubundaki ürünler için 82,5 lira ve Giresun kategorisindekiler için de 84 lira. Aynı zamanda 2,7 liralık bir desteğimiz var üreticilerimizle. Bunlarla birlikte aslında 3 dolar 20 sent civarında tamamen beklentiler ışığında oluşturulmuş bir fiyat. Biz buradaki memnuniyeti görüyoruz ve bizler de memnun oluyoruz. İnşallah aynı şekilde, aynı şevkle, aşkla buradaki üreticilerimizin ürünlerini üretmelerine devam etmelerini istiyoruz ve bekliyoruz. Elbette yaklaşık son 21 yılda fındıkla ilgili desteklerimiz var. Bunlardan iki tanesinden bahsedeyim. Yaklaşık 11,2 milyar liralık destek söz konusu fındık için. Aynı zamanda da daha teknoloji kullanımını cesaretlendirici %50 makine ekipman desteği de yine bu desteklerimizin arasında önemli bir yer tutmakta. Elbette biraz önce söylediğimiz bu fındık fiyatlarından sonra herkesin merak ettiği şey, bundan sonra alım şekilleri nasıl olacak? 21'i itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi alımla ilgili kendi yerlerini, alım yerlerini açmış olacak ve 28'inden itibaren de alıma başlamış olacak. Gerektiği kadar gerektiği yerde alım yerlerini açacağız. Onu buradan açıkça ifade etmiş olayım. Yani tabii birkaç hatırlatma yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şu, özellikle alım yapılırken fındıkla alakalı nem problemi olmaması için biz üreticilerimizin kurutma hususunda çok dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu hem kendileri için hem de ülke ekonomisi için. Yani bu ürünün kalite kaybına sebep olmasına izin vermememiz gerekir. Diğeri de fiyatla alakalı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu fiyat referans fiyatı. Dolayısıyla biz üreticilerimizin bunun altında bir fiyatla satmalarını istemiyoruz. Ya bu konuda da eğer çok acil bir durum yoksa, aceleyi gerektirecek bir şey yoksa, biz üreticilerimizin bu fiyatın altında herhangi bir fiyatla satmamalarını özellikle istirham ediyoruz kendilerine. Son olarak da arkadaşlar, malum pazartesi günü çok elim bir kaza yaşandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Derince'deki liman tesislerinde
silolarda bir kaza meydana geldi. Bu kaza ile alakalı hemen bizim teknik ekiplerimiz derhal hareket ettiler. Şu an itibariyle bu patlamanın toz sıkışmasından kaynaklı teknik bir boyutunda olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak tabii ki bizim görevimiz tüm yönleriyle hiçbir eksiklik kalmaksızın bunun araştırılmasını temin etmek. Bu yolla ilgili hem bakanlık iç denetim birimleri, hem savcılık, hem de diğer birimler bu konuyla ilgili gerekli araştırmalarını yapıyorlar. Her şey bittikten sonra sonuçları da biz kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Burada 13 yaralımız vardı. Bunlardan ikisi maalesef çok ağırdı. Bugün buraya gelirken Ekrem Kalkan isimli kardeşimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzüldük. Kendisine Rabbimden rahmet diliyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum. Aynı şekilde yaralı olan diğer kardeşimizin de en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum Rabbimden. Diğer yaralılarla alakalı herhangi bir onların hayati tehlikeyi oluşturacak bir durumları yok. Çok sık speküle edildiği için bu konuda uzman olmayanların dile getirmesi sebebiyle bir hususu da söyleyeyim. Hani aslında çok söyleme konusunda da biraz tereddüt ettim. Arkadaşlar, burası 90 bin tonluk kapasitesi olan, içinde 75 bin ton ürünün olduğu bir silo grubu. Toplamda da etkilenen ürün 15 bin ton. Yani 22 milyon tonluk üretimin yapıldığı Türkiye'de 15 bin tonu Türkiye'nin gıda arz güvenliğine bir tehdit veya işte artık bir sorun teşkil edecek bir unsur olarak göstermek konuyu bilmemekten kaynaklı. Sadece bunu söyleyebilirim. Ben buradaki üretici abimizin, ki kendisi 2017 yılında yine bu bahçede farklı bir vesileyle bir araya gelmişiz. Tamamen tesadüf oldu. Çok da sevindim tekrar gördüğüm için. Bütün üreticilerimize buradan bereketli olsun diyorum. Buradan üretilen her ürünün Türkiye ekonomisine, üreticilerimize, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Evet. Böyle. Yani bu bir hafta tamam, sonra buyur. Farklı, iki hafta sonra farklı. Bunu bekleyeceğiz inşallah. Tamam, bunu bekleyeceğiz. Helal et. Allah razı olsun. Bereketli olsun inşallah. Allah razı olsun.